Bana yazdın o kadar. Ero'yu sevmiyorum. Beni videoya al. Hater'ıyım abi. Geldin sonunda. Ne düşünüyorsun? Ero'yu niye sevmiyorsun? Kısa bir. Ya bence çok kasıntı buluyorum ve hani yaptığı böyle rap olsun, söylediği şarkılar olsun. Wow. Ero, seni alabilir miyiz? Ero'yu niye sevmiyorsun? Abi Ero'nun şimdi bir kere hani gelmiş gözlüğü takmış falan filan. Ne bileyim, bence hoş değil gözlüğü ya da giyinişi, Paris forması olsun. Hani böyle birazcık insanlardan alıntı gibi olduğunu düşünüyorum, giyinişinin olsun. Kendine özgü olduğunu düşünmüyorum yani kendisinin. The rap olsun. Şimdi genel olarak... bölüyorum kanka, bir soru soracağım sana. Evet abi. Kimden alıntı olduğunu düşünüyorsun? Abi genel olarak gündem kim varsa ondan, yani Knockout Lisesi'nde kim varsa ya da böyle giyinen çok insan var. Peki hani... kendine şunu sordun mu? Knockout Lisesi'ndeki arkadaşlarımızın hepsi zaten Avrupa'dan biraz bir şeyler almaya çalışıyor. Evet abi. Ben ama nereden geldim? Benim geldiğim yer zaten. Kendine özgü olan insanlar da çok olduğu için hani mesela Motive gibi kendine özgün giyinen, mesela başka mesela Motive gibi giyinen görmedim ben Knockout Lisesi'nde. Eyvallah. Ya da öyle sound yapan görmedim, o yüzden yani. Motive bence daha iyi bir rapçi. Oo. Ya ben zaten senin fikrine saygı duyuyorum. Ben zaten şu anda demiyorum ki ben ondan iyiyim, bundan iyiyim. Şimdi şuna gelelim. Özenti muhabbetine girelim. Benim bu giyinme tarzım olsun, gözlüğüm olsun, taktığım çanta olsun falan. Biz zaten bunu yıllardır yaptığımız bir şey kanka. Bu bizim Avrupa'dan gelen bir şey. Evet. Bunu bil diye söylüyorum sana. Tamam. Bu sana göre özentilik olabilir. Ben buna saygı duyuyorum zaten. Ama şunu bil ki zaten şu an gündemde olan Knockout dediğin rapçilerin hepsi zaten bize özeniyor kanka. Size dönüyor. Bunu bilsen yeterli benim için. Ben senin fikrine yine saygı bize duyuyorum. Bize dedin, senin doğup büyüdüğün tarafa. Gurbetçiler biz yani Avrupa, anladın mı Avrupa? Türkiye'de yoktu bu iş yani bu giyinme tarzı. Şimdi abi olsun. Doğup büyüdüğüm yer dedin. Şimdi doğup büyüdüğün yeri tam şimdi ismini hatırlamıyorum, Fransa'da bir yer ama. Aha. Şimdi araştırıp bakınca ghetto demişsin abi. Evet. Hani fotoğraflar çok öyle gözükmüyor ya. Hani ya da ghetto 7600 kişi yaşıyor. Hani yok. Neresi ghetto? Şimdi şöyle orada komünler var kanka. Biz komün diyoruz. Oturduğun bölgede bunu 15-20 tane yere bölebilirsin. 15 ile 7000'i 8000'i çarparsan kaç kişi yapar? Çok kişi yapar. Çok kişi yapar. Yani biz zaten kanka benim oturduğum yer değil, o komün 10-15 tane yerden bir tanesi. Anladın mı demek istedim? Evet, magazinde çok böyle hani disleşme muhabbetleri oldu. Daha evet. Çok Ati 242 ile evet. Aranızda geçen. Evet. Ama mesela Ati 242 ile hiç mesela böyle bir diyalon oldum ya da mesela. Bu muhabbetlerden sonra oldu. Sen devam et, ben sonra açık. Mesela evet. Şimdi Ati 242'nin attığı çok bir punch var yani söylediği. Evet. Senin de ona hiçbir gönderme olmadı şu ana kadar. Hı hı. Ve buna göre gönderme yapacak mısın ya da telefonda konuştunuz mu? Şöyle göndermem oldu. O konuda yanlısı göndermem oldu. Zaten o da kendisi farkına vardı bunun. Bu olaylardan sonra biz konuştuk. Bir sıkıntımız var mı yok mu diye. Sıkıntısı olmadığını söyledi. Yüz yüze konuştuk bu arada. Telefonda da konuştuk, yüz yüze de konuştuk. O club'da mı hocam? Aynen o club'da. Sen de oradın. O ben oradaydım kayıtta. Aynen club'da sen de oradın. Yani konuşuldu, bir sıkıntı olmadığını söyledi. Bildiğin ona sana atıyor yani. Bildiğin hani diyor işte yok King Kong, Top Billboard. Bildiğin sana bir gönderme var burada. Yani ben olsam ben derdim ki hani bana bir gönderme var dediği şey bence yalan söylüyor. Ve hani aramı bozardım yani. Gerekirse kavga ederdim. Ya başta olmadığını, ya şöyle şarkı başta olmadığını söyledi zaten kendisi. Açıp dedi ki benim sana karşı bir şey söylemiyorum dedi. Bu mesajlarda telefonda konuştuk yani, kendisini sorarsın zaten. Hı-hı. Aksini söyleyeceğini düşünmüyorum. Böyle muhabbet olduğunu söyledi. Dedi ki yok değil zaten, şarkı çıkmayacak. Sızdırılmış falan filan. Ben de dedim sıkıntı yok. Baktım şarkı çıkmış. Şarkı çıktıktan sonra ben bir şarkı yaptım. Ben de ona bir gönderme tarzı bir şeyler oldu zaten aramızda. Ondan sonra denk geldik, bu olayları konuştuk. İki erkek gibi sıkıntı yok, çözdük yani, bir sıkıntısı olmadığını söyledi kendisi. 2020 yılında. Hı-hı. 2020 yılında hani Botflex olsun, organize, hani bir gece canlı yayında açtınız, konuştunuz, ettiniz falan. Hatta Kehribar şarkısında olacaktın galiba, son anda yok, çıkarıldı. Yok öyle bir problem, öyle bir durum yok. Öyle onu cevaplamıştın şey röportajımızda. Öyle bir konuştuk bunları, bir durum ama yok. Öyle bir şey gerçekten oldu muhabbet. Kanka şöyle lan yani öyle bir şekilde lanse edildi. Şimdi şöyle düşündürüyorlar, biz getirdik sonuçta. İlk yapanlardan birisi de benim zaten. Şimdi aynı dönemin rapçisi olunca anladın mı, herkes bir şarkıda toplanıyor falan filan derken bana lanse edildi. Öyle bir durum hiçbir zaman konuşulmadı. Hı hı. Ne benim tarafımdan, ne onların tarafından, ne benim ekibimden, ne onların ekibinden. Öyle muhabbet asla olmadı. Ya ben şey diye duydum mesela. Şimdi siz bir yan yanaydınız. Ondan sonra bir anda hani sen hiçbir kimse feat atmadı. Onlar feat atmayınca şarkı çıkardılar. Label C5 ve Butterflex. Sen de onları diss attın Kamikaze şarkısında diye biliyorum. Kimseyle yan yana değildim. Bu birincisi, ben kimseyle şu ana kadar kimseyle yan yana olmadım. Ben bir senedir Türkiye'deyim zaten. Benim kendi ekibim var, kendi dost çevrem var, kendi kardeşlerim var. Kimseyle yan yana da olmadım. Benim rapçi dostum da yok zaten. Rapçi arkadaşım da yok, anladın mı? Tek başına. Bir rapçiyle bir rapçi arkadaş olamaz zaten. Ya kanka ben bu işlerin daha çok çıkar iş olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi yolunda olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar işte kardeşim ardayı satmam matmam diye çok şarkı yazıldı yani. Bahsettiğin isimler de yaptım. Ama sonucunu gördük zaten.
Anladım. Ben onlara yanlış yapma, dahil etme anladım bu konuda. Ben anlıyorum sen ne demek istediğini. Aynı jenerasyon rapçisi olduğumuz için bunu söylüyorsun. Ama alakası yok. Yani diyorsun asla ki, böyle bir şey konuşulmadı. Öyle bir Kerim Başak'sında yoktu. Yok. Peki sonrasında diss atmanın sebebi ne? Onlara karşı. Hani mesela şimdi onlarla bir kere dostunuz, bir araya geldiniz. Sen onlarla bağlantını kopardın. Hiçbir olay yaşanmadı ve bir de bir anda diss attın. Hani ben sevdiğim rapçilerdi. Yan yana gelmenizi sevinmiştim ama sen diss atınca sonra neden böyle bir şey yaptın? Şöyle diyeyim. Diss değil demeyeceğim yine sana. Tamam mı? Çünkü zaten bunu her yerde 50 kere açıkladım zaten. 50 kere de söyledim. Yani punch da diyebilirsin. Şöyle söyleyeyim sana kanka. Dediğim gibi aynı jenerasyon rapçileri çıkıp derse ki ben en iyisiyim. Anladın mı? O 5-6 kişi arasında çıkıp en iyisiyim derse ben ne derim ki sana? Değilsin kardeşim. Yani bu bir kişi değil aslında, anladın mı? Bu jenerasyonda en iyisi drill konusunda en iyisin olduğumu söyleyen adama benim bir gönderim. Benim şöyle bir anlatabildim mi kendimi bu arada? Anlatabildim mi? Sen anladın beni. Anladım. Okey, okey. Ya şöyle bir durum da var. Şimdi Türkçe rap ortamı o kadar iğrenç ki. Yani rapçilerin ortamı şu mesela. Sallıyorum, Ero birisiyle feat atacak. Feat atacağı kişi Ero'nun arasının bozuk olduğu bir kişi. Sallıyorum şu an. Bir örnek veriyorum. Evet. Sırf onunla şey olduğu için Ero'yla mesela arası bozulabilir. Mesela o rapçi şeye göre muamele yapıyor. O diğer rapçi daha çok dinleniyor. Ben o zaman Ero'yla yolumu ayırayım. Çünkü fazla dinlenmiyor ona kıyasla. Mesela bu tarz böyle mevzulardan dolayı ben bazı rapçilerin istemeden ne olsa küs olduğunu. Sonra tabii bunlar barışıyorlar. Ben böyle olduğunu da bilmiyordum bu arada. Öyle mi? Yani ben öyle görünüyor. Ya şöyle aga. İlla ki öyledir hani dediğin gibi. Yani. Birisi birisiyle şey oluyor. Barışıyorlar. Sonra onunla bir şey oluyor. Abi küsüyorsunuz. Sonra bir araya geliyorsunuz. Bir duruşunuz olsun. Anladın mı? Yani sorsak kardeşlik önemlidir. Bilmem ne önemlidir. Evet, business. Business. Film için her şeyi yapıyorlar ya. Business. Para için. Yani bir duruş olmalı bana göre. Doğru. Abi Rolex'in gerçek mi? Rolex'im gerçek. Ne kadar aldın? Kanka 50 bin euro yakın bir fiyatı var. Sadece reklam... Vereyim mi sana? Sıkıntı var mı? Allah İster misin? Allah. Oğlum bana niye söylemedin bunu? Sana da veririz kanka. Sıkıntı tamam. Yok. Satarız iyi parayla. Evet. Neyse. İyi parayla. Evet. Bir şey sordum. Evet. Ne sordum? Gerçek mi dedi, ben ne gerçek olduğunu söyledim. Şey okutunca çıkıyor mu sitede? Böyle okutunca kanka çıkıyor tak. Ya bilmiyorum, çakma gibi yani. Eyvallah kanka, çakma diyorsan çakma de. Sıkıntı yok. Sen de mater olarak geldin. Adamlara bak ama. Kater. Mahalleden çocukları toplamış burada gelip bana bakıyor. Saatime laf atıyorlar, saatime bak. Sence fake mi ama bakıyor? Abi peki bu hani ben şey de mesela dinliyordum seni. Dinlerken dinlediğim zaman da bunu mesela yaşadım. Hani sesini kasma gibi bir durum var mı sence? Bence var yani gibi. Yani sabahtan beri konuşuyoruz, sence var mı? Yani bence sabahtan beri de kasıyor olabilirsin abi sonuçta. Her sabah tamam mı 20 tane tütün içiyorum. Sonra bir de burun spreyi tak tak içime konuşuyorum böyle biraz havalı görünsün diye. Sence böyle bir şey yapıyor olabilir mi kardeşim? Sesimi ben niye kasayım ama? Ne bileyim abi. Sen niye kasıyorsun? Hayır ne bileyim yok. Sence niye kasıyorum ses? Sence bir düşün lan. Niye bir ağır adam oturup... Için. Kanka ağır olmak için tamam öyle düşün alabilirsin. Başka neden kasayım sesi? Mesela şarkılarımı dinliyorsun. Evet şarkılarını neden kasıyorsun? Tamam şarkılarını kasmaya bir şey değil. Oğlum çok zevk alıyorum lan, çok iyi. Şimdi evet. Şarkılarını neden kasıyorsun? Şarkılarda rapçiler tamam. Herkes kendini kasabilir şarkı. Hani böyle evet. Vokali vermek için, evet. İyi okumak için. Ama dışarıda da kassın düşünüyorum yani. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Ben tam tersi. Mesela kontrolü şarkımı illa dinlemişsin. Mesela ben tam tersi bu sesimden çıkıp daha çok böyle biraz daha yumuşak bir ses okuyup. Zaten bunun örnekleri var 2-3 tane. Hatta belki daha fazla şarkım var. Ben tam tersini yapıyorum kanka. İnceden yukarıya değil de inmeye çalışıyorum. Ben saygı duyuyorum senin fikrine. Sana evet. Kadar eyvallah. Ben saygı duyuyorum yaptığın hani rap olsun. Eyvallah kardeşim. Şey olsun. Sağ olsun. Ya ne saygısı kardeşim, bırakın ya. Ya bırakın abi ya. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Var mı sorun başka? Saygı... Çok iyi gitti. Yok kötü gitsin abi. Evet. Abi şöyle şimdi. Sony ile bir proje yaptınız. Evet. Bu YouTube'da olsun, Spotify'da olsun. Şarkılar güzel dinlendi, evet. Tuttu. Evet. Ama Sony gittiği zaman nedense dinlenmeler düştü. Sony nereye gitti? Hani Sony ile şu an hala bir var, şeyiniz var mı abi? Var. 2025'e kadar. Yani. Ben bilmiyorum vallahi. Ama izlenmelerin düşme nedeni hani... Kanka onun şöyle açıklayayım izlenmelerin. Ben, evet. Çünkü ben bir yerden duydum hani bot evet, diyorlar. Evet. Hani bot basıyor hani. Çünkü 12 milyon, 13 milyon. Eyvallah. Bir anda 40 bin eyvallah. Falan. Şimdi şöyle nasıl yaparsan oluyor? Çok takip etmiyorsun belli ki beni zaten. En sonki hit şarkım benim. Hani gerçekten iyi dinlenen şarkım. Kontrol şarkısı. O da bir sene kadar falan oldu anladın mı çıkaralı. Hı-hı. Ondan sonra uzun süre bir ara verdim bize. Stüdyoya girmedim. Aylar boyunca. 3 ay 4 ay şarkı vermezsen ne olur? Adamlar der ki bu adam üretmiyor. Bu adamlar şarkı çıkarmıyor. Derken çıkarınca kanka izlenmeler düştü otomatik olarak. Şu an girersen Spotify'ıma ne kadar dinlendim. Hala aylık dinleyicimin ne kadar olduğunu. Ki ben zaten bunu Instagram'da fanlarımın bana gösterdi. Beni dinleyen insanları, beni destekleyen insanların bana karşı tepkilerinde bir zaman yere çakılmayacağımın da farkındayım. Her zaman böyle gittiğimin de farkındayım. O yüzden sıkıntı yok. Bot diyen çok olur kanka. Lekeleyen çok olur. İlla olacak. Sevmeyen zaten olacak. Senin gibiler mesela. Sevmezsin, saygı duymazsın. Sıkıntı yok. Of.
Ben ya saygı duyuyorum. Sevmiyorum ama. Yani ben saygı duymam da var. Sen saygı duymasan burada olmazsın zaten. Zaten. Onda sıkıntı yok. Ama saygı duymam da çok olacak. Abi hep böyle hani gangsta takılıyorsun. Kliplerde olsun falan filan. Yok işte maske takıyorsun. Yok dumanı çektim aleluya falan filan. Astım kestim. Belimde makine. Ne yaptın abi sen? Hani böyle bakkaldan bir şeyler mi çaldın abi? Çaldım. Bakkaldan sakız. Çok şey kanka sakızla çaldım. Çikolata da çaldım. Sonra liriklere yazdın herhalde. Ondan sonra aynen baktım öyle oluyor. Aynen öyle yaptım. Ama bir tane değil 5 tane sakız çaldım. Ve büyük sakızlar çaldım. Onun sayesinde Rolex takıyorum. Sakız ben çaldı. Şuna da gelmek istiyorum. Gangsta gibi takılıyorsun diyorsun. Gangsta gibi asla takılmıyorum. Hiçbir zaman da çıkıp ben buyum, ben şuyum ne demedim. Benim duruşum belli, kim olduğum belli. Tamam böyle sözler yazıyorum çünkü ben bunları gördüm de yaşadım. Bunları söylüyorum. Ona bakarsan ben duygusal şarkı da yapıyorum. Belki neymiş, her serserinin de zaten duyguları varmış kardeşim. Vardır abi zaten. Eminim vardır. Eyvallah. Sigara versin ama sigara. Ya Allah seni ne yapmasın. Son şarkı çıkarmışsın abi Uzi adında. Sava ile birlikte filtre atmışsınız. Yani bence parça çok kötü. Yani ben peki, dinledim. Neden kötü olduğunu düşünüyorsun? Kulaklardan bok aktı yani. Eyvallah. Ne o kadar kötü olduğunu düşünüyorsun peki? Yani abi ben bence kesin parayla filtre attınız yani çünkü böyle bir filtre olamaz. Sava neden sen de filtre atsın ki? Sava duymasın bunları. Ne olur ki abi duysa. Sava duymasın. Hayırdır nerede? Ne oldu abi? Nasıl oldu? Bir şey diyordum. Yok abi çok iyi şarkı. Emin misin? Bayağı iyi yok abi. Yok abi videodayız ya. Emin misin? Güzel şarkı ya. Hı tamam abi. Bayağı iyi abi. Tamam. Tamam okey program.